Arkadaşlar merhabalar. Uğur Hoca ben. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Fiilimsilerde kalmıştık. Fiilimsilerin sıfat fiilleri, isim fiillerini, özelliklerini falan hepsini bitirmiştik. Ve şimdi kulvar olan zarf fiillerindeyiz. 3 tür fiilimsi var demiştik. İsim fiil yani at fiiller, sıfat fiiller, ortaçlar, bir de zarf fiil. Diğer adları neymiş değerli arkadaşlar? Ulaç ya da diğer adıyla bağ fiil. Bu isimleri ilk etapta bilmemiz ve aklımıza girmesi lazım. Arkadaşlar belirteçleri zarf fiillerle karıştırmayın. Yani zarf dediğimiz şey belirteçtir. Fakat zarf fiil dediğimiz şey ulaç ve bağ fiildir. O yüzden bu meseleyi bütün öğrenciler karıştırıyor ama siz artık karıştırmayacaksınız diye umuyorum. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar bu zarf fiillerin ayrıca şöyle bir şey daha öncesinde tekrar etmiştik ama yine de ne olur ne olmaz izlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka ama mutlaka izlesinler. Bütün ayrıntılarıyla anlattım çünkü baktığımız zaman arkadaşlar fiilimsilerin ortak özellikleri var. Bu eklerin tamamı arkadaşlar bakın Kenyalı Asiyama'dan dağında iparakladıkça falan filan bunların hepsi arkadaşlar fiili isim yaparlar ve hepsi tür değiştirir. Yani fiili isim yapıyorsa tür değiştirir ve fiili isim yapıyorsa o zaman yapım ekidirler. Fiilimsi eklerinin tamamı yapım ekidir arkadaşlar. Bunları bu şekilde belleyeceğiz. Bu şekilde hemen gelelim ve diyelim ki Kenyalı Asiye Madan dağında ip arakladıkça ınca ince unca ünce maksızın meksizin armez ermez yani şöyle şöyle kalemi hemen değiştiriyorum. Yazmıyor. Şöyle mesela nokta 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 a nokta nokta n e nokta 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 e. Şimdi bunlar bizim karşımıza nasıl çıkacak? Önce ince unca ünce şeklinde varyantları var. Mazmez şeklinde bir armez şeklinde arkadaşlar bakın şu şekilde geldiği zaman zarf fiil oluyor. Birazdan onun ince ayrıntısını anlatacağım. Arak erek. Dıkça dikçe. Efendime söyleyeyim dukça dükçe şeklinde varyantları var. Dığında diğinde. Duğunda düğünde şeklinde varyantları var. Madan meden, asiye, esiye, alı, eli, kan, ken şeklinde arkadaşlar varyantları var bunların diyoruz. Şimdi arkadaşlar gide gide yol bitti. Nasıl bitti? Gide gide. Bakın bir fiile sorduğumuz sorularla zarfları buluyoruz. Normalde gide gide arkadaşlar bir zarftır. Ama baktığımız zaman şurada bakın dikkat edin. E, A şeklinde varyantı vardı değil mi? Gide gide nasıl bitti? Gide gide bitti. Baktığımız zaman buradaki zarf fiil oluyor. Buradaki ekler, E'ler zarf fiil ekleridirler değerli arkadaşlar. Daha sonrasında devam edelim. Düşüncelerini açıklayınca rahatladı. Nasıl rahatladı? Düşüncelerini açıklayınca. Önce ince. Arkadaşlar bakın. Önce ince. Ağaca çıkıp etrafa baktılar. Ip ip. Arkadaşlar bakın. Ip. Şöyle. Ip. İp. Up. Üp. Bunu arkadaşlar kaçırmayacaksınız. Zaten garantidir bu. Görünce zarf yapıştıracaksınız. Zarf fiili yapıştıracaksınız. Ağaca çıkıp etrafa baktılar. Nasıl baktılar? Ağaca çıkıp. Arkadaşlar bakın ıp ip bir fiile gelmiş mi? Fiile gelmiş. Ip ip gelmiş mi? İp ip gelmiş. O zaman biz buna diyeceğiz ki zarf fiildir. Dura dura koşuyordu. Nasıl koşuyordu? Dura dura. Yani bir durup bir koşuyordu. Biraz saçma gibi gelebilir ama yine de sıkıntı yok. Buradaki a bir zarf fiildir. Görür görmez yeşerdi tüm umutlarım. Çok güzel bir Senacığım seni seviyorum. Çok güzel bir örnek koymuş buraya. Görür görmez yeşerdi tüm umutlarım. Bu galiba şeyindi ya. Koray Avcı'nındı. Ha derste anlatırken bunu yazmış. Çok çok güzel be. Helal olsun kız sana bunu da yazmışsın. Seni öpüyorum. Çok çok seviyorum Senacığım. Şimdi görür görmez arkadaşlar bakın. Şimdi gittiğimiz zaman diyoruz ki bakın şu örneği verdiğimiz zaman gidilmez yollar bunlar. Gidilmez yollar bunlar. Tamam mı? Nasıl yollar? Gidilmez yollar.
Buradaki mazmez eki arkadaşlar tek başına geldiği zaman sıfat fiildir. Ar er eki yüklemin dışında bir yere geldiği zaman baktığımız zaman değerli arkadaşlar ar er eki geniş zaman eki değilse fiilimsi ekidir. Fakat görür görmez yeşerdi tüm umutlarım. Nasıl yeşerdi? Görür görmez yeşerdi. Ne zaman yeşerdi? Görür görmez yeşerdi. Daha doğru olur. Buradaki zaman anlamı katmış değil mi? Urmez şekillerindeki bu ekler. O zaman zarf fiil ekleridir. Sizin en çok karıştırdığınız noktalardan bir tanesi. Geç olmadan, vakit daralmadan gel. Çok geç olmadan, vakit daralmadan gel. Çok güzel şarkılardan alıntılar yapmışız be. Harika bir örnek, harika bir ders olacak bence bu. Geç olmadan, vakit daralmadan. Madan meden, olmak bir fiildir. Madan meden gelmiş. Arkadaşlar buradaki dan denekini hal eki olan dan denek ile karıştırmayın. Evden çıktı. Nereden? Evden. Peki nasıl gel? Geç olmadan gel. Ne zaman gel? Geç olmadan gel. Buradaki madan meden olumsuzluk eki değil. Dan deneki ayrılma hal eki değil. Madanın tamamı zarf fiil ekidir. O yüzden dikkat edin. Televizyon izlerken uyuyakalmış. Nasıl? Ne zaman? Veya nasıl? İzlerken. Arkadaşlar ken eki burada izlemekten izler. Ne zaman izler? Her zaman izler. Geniş zaman ekidir ve fiil olmaya devam ediyor. Bir fiilimsinin fiilimsi olabilmesi için bir fiile gelmesi lazım o ekin, değil mi? Bunlardan herhangi bir tanesinin. O zaman diyeceğiz ki bu ken eki bir zarf fiil ekidir. Bana bakınca onca ince çok heyecanlanıyorum. Kimmiş lan bu? Şimdi bana bakınca arkadaşlar önce ince zarf fiil eki. Bir kelimeye bir anlam yüklediğinde seni seveceğim diyor Özdemir Asaf. Daha doğrusu bir kelimeye bin anlam yüklediğin zaman sana sesleneceğim diyor. Dığında diğinde arkadaşlar buradaki da de ekini hal ekiyle karıştırmayacağız. Dığında diğinde beraber gelmişse bakın yüklediğinde yüklemek bir fiil. Dığında diğinde de gelmiş mi? Gelmiş. O zaman zarf fiil ekidir bunlar diyeceğiz. Durup durup bana bakıyordu. Nasıl bakıyordu? Durup durup. Ip ipeki. Gelmiş mi? Gelmiş. Zarf fiil eki. Kapı çalınca hızla yerinden fırladı. Arkadaşlar bu videonun sonunda ödüllü bir soru koyacağım. Yorumlarda bakalım kimler cevap verecek. Çok ince bir ayrıntı ve en çok karıştırdığınız noktayı soracağım. Bunu araştırıp o şekilde yorumlara cevaplarınızı yazın arkadaşlar. Kapı çalınca hızla yerinden fırladı. Kapı çalınca. Çalmak arkadaşlar. Önce ince. Gelmiş mi gelmiş. O zaman zarf fiil. Bir şey söylemeden çıkıp gitti. Madan meden ıp ip. İki tane zarf fiil gelmiş arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar bu noktaları eğer halledebilirseniz zarfın belirteç olduğunu, zarf fiilin ulaç ve bağ fiil olduğunu, buradaki eklerin varyantlarını karıştırmazsanız özellikle madan meden ekini, dığında diğinde ekini falan karıştırmazsanız arkadaşlar çok mükemmel bir şekilde ilerlersiniz. Arkadaşlar iki tane ödüllü sorumuz var. Mesela diyorum ki şimdi yazacağım cümlelerde kaç tane fiilimsi var bana yorumlarda yazın arkadaşlar ve hangilerinin fiilimsi olduğunu. Diyorum ki bu adam beni çocukken kandırıp oyun oynamıştı. Oyun oynamıştı. Daha doğrusu bu adam şöyle yazalım. Bu adam çocukken beni kandırıp oyun oynamıştı benimle diyorum. Tamam mı? Böyle bir cümle olsun. Arkadaşlar burada kaç tane fiilimsi var? Tekrar ediyorum yazı okunmuyorsa ya da şöyle arkaya daha düzgün bir şekilde yazayım arkadaşlar. Daha belirgin olsun. Mesela diyorum ki bu adam çocukken seni seviyorum deyip beni kandırıp duygularımla oynamıştı diyorum. Tamam mı? Arkadaşlar bu cümlede kaç tane fiilimsi vardır?
Yani hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Kaç tane zarf fiil eki vardır daha doğrusu. Kaç tane zarf fiil vardır. Bir başka ödüllü sorumuz daha. Şunu yazıyoruz arkadaşlar. Buradaki zarf fiil ekimiz nedir? Buradaki zarf fiil ekimiz nedir? Bana bunu yazınız arkadaşlar. Diyorum ki mesela seni seviyorum diye her saçmalığına katlanacak değilim. Arkadaşlar bu cümledeki zarf fiili bana bulunuz. Ve bu cümledeki kaç tane fiilimsi olduğunu, bu cümlede kaç tane fiilimsi olduğunu bana yorumlarda yazınız. Ben de size bu yorumlarda daha sonrasında yanlış mı doğru mu olduklarını size söylerim. En azından bu konuda önemli bir mevzuyu da kapatmış olacağız. Burada özellikle vermediğim bir zarf fiil eki vardı ve bu zarf fiil ekini önemli olarak bir ödüllü son olarak koymak istedim. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Fiilimsiler konumuz da burada bitti. Özellikle isim fiilleri izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Ve size şunu söyleyeyim. Maış mak ekleri değil mi? Daha sonrasında bir de an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş değil mi? Şimdi buradaki isim fiil doğru mu? Buradakiler de nedir? Sıfat fiiller değil mi? Bakın ne kadar az değil mi? 3 tane. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ekimiz var burada. Doğru mu? Tamam. Şimdi gelin bakalım bunu sayalım. Kaç tane ekimiz varmış zarf fiilde? Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bilmem kaç tane var arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Size şunu söyleyeyim. O fiilimsi eklerini özellikle isim fiil videosunu izlemezseniz bütün ayrıntılarıyla anlattım ben orada. Arkadaşlar o fiilimsi videosunu mutlaka ama mutlaka dinleyin. En büyük arkadaşlar sinsi efendime söyleyeyim kurnaz olan şu 3 tane ektir. Çok masum gibi duruyor ama inanın bana inanılmaz derecede tehlikeli ve sinsi. En sinsisi ve en tehlikelisi isim fiiller. O yüzden o videoyu bütün ayrıntılarıyla anlattım ve orada onu izleyip daha sonrasında sorularımızı çözebiliriz. Daha sonrasında bunun zaten bu videonun sonrasında daha doğrusu sorular çözeceğiz arkadaşlar. Soru çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Takip etmeyi ve yorum atmayı da unutmayalım.